Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Aslında piyasaları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Sorularınız varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Bu sabah Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bizimle birlikte, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Lütfen merak ettiklerinizi bize yazın. Birazdan Üzeyir Doğan da telefonla yayınımıza katılacak. Genel olarak piyasaların yeni haftaya nasıl başladığını şöyle hızlıca sizlerle bir paylaşalım. Bir kere dolar TL'nin 7 lirayı aştığını söyleyelim. Euro Türk lirası da 7.67'de. Şu anda 7.01 dolar TL, euro 7.66'dan yeni haftaya başladı. Cuma günü dolar uluslararası piyasalarda 7 liranın üzerine çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Cuma günü 1 Mayıs nedeniyle piyasalar kapalıydı. Borsa İstanbul Perşembe günü %0.48 değer kaybıyla 101.110 puandan kapandı. Haftalık bazda %2'nin üzerinde bir kayıp oluştu BIST 100 endeksinde. Amerika ile Çin arasında bir virüs kavgası başladı. İki ülke arasında ticaret savaşı yerini virüs savaşına bırakacak gibi gözüküyor. Karşılıklı suçlamalar var. Ticaret savaşı endişesi, acaba bu virüs savaşı yeniden ticaret savaşını tetikler mi? İşte bütün bu endişeler, yani Amerika ve Çin arasındaki gerilim küresel piyasalara negatif yansıyor yeni haftaya başlarken. ABD borsaları cuma günü düşüşle kapanmıştı. Bu sabah Çin'de açık olan borsalar düşüştü ama bugün Çin, Japonya ve Tayland borsalarının kapalı olduğunu hatırlatalım. Petrol fiyatlarında gerileme izleniyor. Amerika ile Çin arasındaki gerilimin petrol fiyatlarına da düşüş yönünde yansıdığını gördük. Brent türü petrol 25 dolara kadar düştü. Ons altın 1700 dolar sınırında. Gram altın bu sabah 383 lira. Yatırımcı güvenli limana yönelince genelde altının yükseldiğini görüyoruz. Bakalım bu hafta ne tür fiyatlamalar göreceğiz. Şimdi bir ilk değerlendirme alalım bu tablo karşısında. Sinan Alçın hocamıza günaydın diyelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Berfu Hanım. Hocam şimdi aslında zaman zaman bu virüsle ilgili rakamları izliyoruz ve onun pozitif yansımaları olabiliyor piyasalar üzerinde. Böyle bir aşağı bir yukarı, bir pozitif fiyatlama, bir negatif fiyatlama şeklinde gidiyoruz. Yeni haftaya başlarken daha olumsuz bir hava var. Siz bu Amerika ile Çin arasındaki gerilimin ne kadar ciddi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bu iş daha büyüyebilir mi? Piyasaları daha olumsuz etkileyebilir mi? Ne dersiniz? Evet, açıkçası bu haftanın en önemli riski diyebiliriz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında değil aslında. İlk başlangıçta biliyorsunuz Avustralya'dan da bir açıklama gelmişti. Daha sonra Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeden de Amerika'nınki kadar sert olmasa da, Pompeo'nunki kadar sert bir açıklama olmasa da bu virüsün bir şekilde Çin'de laboratuvarlarda üretilebileceği ya da öyle olmasa bile Çin'in bu yayılım sürecinde yeterli olmadığı yönünde tenkitler var. Çin bunlardan bir tek Avustralya'ya çok sert bir cevap verdi geçen hafta. Daha sonra Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara karşı bir yanıt vermiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bütün dünya açısından bir anda çok gerilimli bir aşamaya da geçmemize neden olabilir. Bu nedenle bu hafta açıkçası biraz Çin'den gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Yani temkinli bir açıklama mı yapacak, yoksa Avustralya'ya yaptığı tarzda sert bir açıklama mı yapacak? Bu aslında bu ufak krizin, şimdilik ufak gözüken krizin ne kadar büyüyebileceğini de bize gösterir. İzleyicilerimiz de onu soruyorlar. Mesela Uğur Bey sormuş, yeni bir ticaret savaşı yaşanabilir mi Amerika ile Çin arasında şeklinde. Bu arada Türkiye'ye yansımaları soruluyor. Yani Türkiye bu süreçte ne kadar olumsuz etkilenebilir? Aslında baktığımız zaman genel olarak piyasalarda satış baskısı olduğunda bundan biz de olumsuz yönde etkilendik. Ama bir toparlanma da yaşandığını sonrasında görmüştük. Şu anda geldiğimiz noktada tabii doları da izliyoruz. 7 lira seviyesi de aşıldı. Makro yansımalarını izliyoruz. Bugün enflasyon verisi de açıklanacak. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Genel olarak bize etkilerini, yani Türkiye etkilerini nasıl öngörüyorsunuz hocam? Yani böyle bir riskin ortaya çıkmış olması Türkiye'de dahil dünyadaki bütün ülkeleri olumsuz etkileyecektir. Biliyorsunuz Çin'de hali hazırda 3.2 trilyon dolar rezerv var. Bu bir tarafta dursun. Diğer tarafta da özellikle bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı tarafından az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu süreçte, yani bu virüsle mücadele sürecinde en az 2,5 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duydukları ve bu kaynağı da gelişmiş ülkelerin
bir şekilde karşılaması gerektiği ya da iyi karşılarlarsa iyi olacağı yönde bir çağrıları var. Şimdi bu sürece mesela Çin dahil olacak mı? Yani virüsün güneyde özellikle bazı ülkelerde yayılımı sırasında oradaki yaşanabilecek insani dramların engellenmesi konusunda Çin elindeki bu dolar rezervleriyle ne kadar katkıda bulunacak? Aslında işin hani biraz üzerindeki şeyi kazıdığımızda, yaldızı kazıdığımızda alttan çıkan tablo bu. Yani parasal bir mesele aslında esasında geldiğimiz aşamada durum. Türkiye'de tabii ki buradan azade değil. Tabii Türkiye açısından baktığımızda farklı risklerimiz var. Onları konuşuruz herhalde. Bu dolar üzerindeki baskıda da bunu görüyoruz son bir hafta içerisinde. Öte yandan hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da tekrar piyasaların canlanmaya, daha doğrusu açılmaya dönük hevesleri var. Bu yönde atılan adımlar var. Türkiye için de herhalde ay sonundan itibaren benzer görüntüleri görebiliriz. En azından sağlık kısmında farklı bir tablo ortaya çıkmazsa. Hocam devam edeceğiz. Bu arada bir iki ayrıntıyı izleyicilerimizle şöyle hızlıca paylaşalım. Bir kere salgın sürecinde bir ilk yaşanıyor. Virüs vakasının görüldüğü gün olan 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen kişi sayısı mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti. Ancak 24 saatte virüs nedeniyle 61 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3.397. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre 24 saatte 24.001 adet test yapıldı. Bunlardan 1670'i pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 126.045. 4892 kişi daha virüsü yendi. Toplam iyileşen sayısı 63.151. Böylece iyileşenlerin sayısı hasta sayısını geçti. Bu duruma dikkat çeken Sağlık Bakanı tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak değerlendirmesinde bulundu. Dünyada can kaybı 251'e yaklaştı. Vaka sayısı 3,5 milyonu aştı. Normalleşme ise hızla sürüyor. Koronavirüs en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya'da normalleşme yolunda ikinci aşamaya bugün geçiliyor. Yunanistan normalleşme sürecinde ilk adım atıyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı kalktı. Türkiye'de de bugün kabine toplantısı var. Toplantının ardından normalleşme ile ilgili bazı adımlar açıklanabilir. Bu arada yeni haftaya başlarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öne çıkan açıklamalarını izliyoruz. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğunu belirtti. Ülke olarak zihinsel eşiği aşmış durumdayız. Türkiye yapamaz duvarı yıkıldı dedi. Berat Albayrak cari açığımız içinde önemli payı olan açık verdiğimiz ülkelerle yerel parayla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız diye konuştu. 2020'nin turizmde kayıp yıl olmaması için Maliye ile Turizm Bakanlığı'nın eylem planı hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Doların yükselişi ve Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili de soruları yanıtladı. Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu Albayrak. Siyasi düşüncelerle hareket eden belirli bir kesim, Merkez Bankamızın rezerv seviyesini bahane ederek piyasalarımızda bir panik havası oluşturma ve Türk lirasını baskı altında tutma çabası içinde özellikle yurt dışında yayın yapan ve geniş bir takipçi kitlesi olan bazı basın organları oluşturdukları gerçeklerden uzak olumsuz gündemle ülkemizin itibarına ve finansal güvenliğine saldırılarda bulunmaktadır. Merkez Bankamızın rezervleri 86 milyar seviyesinde ve vadesi gelecek yurt dışı finansal borçları karşılamak için fazlasıyla yeterlidir şeklinde konuştu. Bugün enflasyon var. Nisan ayı enflasyonu. Onun öncesinde Cuma günü İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %1,04, yıllık 10,53 oranında artış kaydetti. Ekonomistler enflasyonun aylık 0,7 civarında olmasını bekliyor. Yıllık bazda %10,7'ye gerileceğini öngörüyor. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10'da açıklanacak. Virüs kavgası az evvel de aktardık. Küresel ekonomiler sadece salgın krizini yaşamadı. Petrolde fiyat savaşını ve fiyatların çöküşünü de gördü. Şimdi yeni bir kriz kapıda. O da Amerika ile Çin arasında yaşanıyor ve yeni bir ticaret krizini tetikleyebilir. Bu ihtimali güçlendiren bazı hamleler oldu. İlk olarak Başkan Trump, virüs Çin'de üretildi dedi. Sonra Dışişleri Bakanı Pompeo çok sayıda delilimiz var ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise Çin'in virüsten sorumlu tutulacağını söyledi. Pekin'den ise suçlamalara yanıt var. Bir animasyon filmi yayınlayan Çin yönetimi Amerika'yı virüs konusundaki uyarıları dikkate almamak ve tutarsızlıkla suçladı.
bu savaşın, yani bu kavganın yansımaları var küresel piyasalarda. Aslında küresel borsaların birçoğu işçi bayramı tatili nedeniyle kapalıydı cuma günü. Amerikan borsaları ise işlem gördü. İçeride hem virüs salgını sürecini hem dışarıda yaşanan gelişmeleri izliyoruz. Dolar cuma uluslararası piyasada 7 lirayı geçti. 7.04'e kadar çıktı. Borsa ise perşembe günü %0.5 civarında değer kaybetti. Haftalık bazda %2'nin üzerinde düşüş var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla bir telekonferans düzenleyecek. Bu arada Amerikan borsaları yeni bir ticaret savaşı yaşanabileceğine ilişkin endişelerle değer kaybediyor. Endekslerdeki düşüşün %3'ü aştığını gördük. Amerika'da elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın değeri bir günde 14 milyar dolar azaldı. Nedeni şirketin kurucusu Elon Musk'ın "bence Tesla'nın hisse senedi çok yüksek" demesi. Avrupa borsalarında ise perşembe günü düşüş yaşanmıştı. Euro dolar karşısında 1.09'dan işlem görüyor. Bu sabah genelde Asya piyasalarında düşüş var. Japonya, Çin ve Tayland borsalarının kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Petrol fiyatlarında yine 25 dolara doğru bir düşüş görmüştük. Şu anda 26 dolar sınırında Brent türü petrol. Ve altın iki ülkenin virüs atışması sonrasında bir parça yükseldi. 1700 doların üzerine çıktı. İçeride altın ne durumda? Gram altın 384 lira olmuş, çeyrek altın 620, yarım altın 1241 ve tam altın da 2482 lira. Aslında piyasalardaki gelişmeleri izlerken özellikle bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öne çıkan açıklamalarını takip ettik. Bu açıklamalarla ilgili bir değerlendirme de alalım. Aslında Üzeyir Doğan da şu anda telefon attığımızda, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Üzeyir, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aslında öne çıkan bazı açıklamalar var. Hem COVID-19 salgın sürecinde Türkiye'nin attığı adımlar ve sonrasındaki toparlanma süreci de ilişkin. Aslında normalleşmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin yakın ticaret ortağı olan ülkelerin de normalleşmesinin, normale dönmesinin önemine işaret ediyor Hazine ve Maliye Bakanı. Küresel ekonomide toparlanma 2021 başlarında ancak başlayabilir şeklinde. Türkiye özelinde bazı değerlendirmeler var. Borç stokumuzun milli geliri oranı sadece %32. Bu oran her türlü kriterde dünya ortalamalarının çok iyi ötesinde bir oran şeklinde bir değerlendirme. Bono faizlerindeki düşüşün finansman yükünü azalttığına işaret ediliyor. Cari açığı olumlu etkileyecek görüşmeler öngörüyoruz. Turizmde 2020'nin kayıp yıl olmaması için bir eylem planı hazırlığı olduğundan söz ediliyor. Bankalara getirilen aktif rasyosu düzenlemesinin soruna kesin çözüm bulacağına işaret ediyor. Yine açık verilen ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız şeklinde bir değerlendirme de var. Bugün Sabah gazetesinin manşetinde de olan açıklamalar. Aslında en çok dikkat çeken piyasalar açısından da Üzeyir, hem bu swap meselesi, G20 ülkeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Ve farklı ülkelerle hali hazırda faal swap hatlarımız mevcut. Dış ticaretimizde önemli paya sahip olan ve açık verdiğimiz ülkelerin yanında serbest ticaret anlaşmamız olan tüm ülkelerle yerel parayla ticaret için swap anlaşmaları için görüşüyoruz deniliyor. Bir de merkezin rezervlerinin satıldığı, dolardaki yükselişi baskılamak için rezervlerin yetersiz kaldığı sorulunca Berat Albayrak da diyor ki Merkez Bankamızın rezervleri ülkemizin kısa vadeli döviz likiditesi ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Aslında ayrıntılı bir şekilde açıklamaları ekrana da getiriyoruz. Özellikle bu swap ve Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili piyasadaki bakış anlamında bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet, swap tarafına baktığımızda piyasadaki beklenti bu dış ticaret yaptığımız ülkelerle olan swap anlaşmalarından ziyade başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarından bir tanesiyle Merkez Bankası'nın döviz pozisyonunu kuvvetlendirme adına bir swap anlaşmasının yapılabileceği yönünde bir beklentiydi. Buradaki biraz daha piyasa beklentisinden farklı bir süreç olduğunu da söylemek mümkün buradaki açıklamalara baktığımızda. Burada biraz daha yerel para birimleriyle ticaretin ön plana çıkarılması ve bu yerel para birimiyle yapılacak ticaretin finansman açısından, transfer açısından bir ülkelerle swap anlaşmasına yönelik bir çalışma olduğu gözüküyor. Bu piyasa beklentisinden biraz daha farklı nitelikte. Elbette bu belki işin bir tarafı olabilir. Diğer taraftan da o bahsedilen G20 ülkeleriyle beraber Avrupa Merkez Bankası, Amerika başta olmak üzere, Fed başta olmak üzere gelişmiş ülkelerle de
yine swap arayışları da devam ediyor olabilir. Bu ikisini ayrı da değerlendirmek gerekebilir bu çerçevede. Rezervler konusunda özellikle yapılan vurgu kısa vadeli borçlarına rahatlıkla karşılanabilecek rezervlerin bulunduğu yönünde. Son günlerin tartışma noktalarından bir tanesi buydu. Merkezi net rezervleriyle brüt rezervler arasındaki tartışma bir süredir zaten piyasanın gündemindeydi. Bu çerçevede orada da finansman tarafında bir sıkıntı yaşamayacağı ifade ediyor. Burada aslında en büyük avantajlardan bir tanesi o bahsedilen cari açık tarafı. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl hafif bir cari fazlayla yılı kapatmıştık. Bu yılda cari dengenin sıfıra yakın seyretmesi söz konusu. Elbette ekonomideki yavaşlamanın bunda etkisi olacak. Diğer taraftan döviz talebi açısından ya da ihtiyacı konusunda turizm önemli bir etken. Burada yapılan hesaplamalara baktığımızda ya da en azından arzu edilenin 2020 yılının turizmde pas geçilmemesi, yani boş geçilmemesi. Bu senaryo ne kadar işlerlik kazanabilir onu zaman gösterecek. Salgın önlemler devam ettiği müddetçe döviz akışı sağlayacak bir turizm faaliyeti yürütmek ne kadar olası olabilir ikinci ve üçüncü çeyrekte, bunu zaman gösteriyor olacak. Aslında dikkat çeken bir açıklama da tüm ekonomik kuruluşlardan farklı olarak Sayın Bakan'ın ifade ettiği 2020 yılını pozitif büyümeyle tamamlayabiliriz beklentisi. Bu açıkçası gerek ulusal ve uluslararası yatırım bankaları ya da diğer kurumların beklentilerinden oldukça farklı. Bildiğiniz üzere birçok kurumun 2020 yılına yönelik daralma beklentisi söz konusu. Burada da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hani biraz daha piyasadaki bu kurumlardan ayrıştığı, özellikle son çeyreğe bu açıdan biraz daha vurgu yaptığı gözüküyor. Bu açıdan da piyasaya göre biraz daha iyimser bir tahmin gibi kalıyor. Bunu da ifade etmekte fayda var. Burada içinden geçilen süreçte gelişmekte olan ülkelerden ciddi miktarda sermaye çıkışı olduğunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Piyasalarda çok kısa sürede çok yüksek miktarlarda döviz talebi oluştu. Bu tip dönemlerde tüm merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızda piyasadaki oynaklıkları azaltmak, döviz kurlarında gerçekleşebilecek sert hareketlerin piyasalarda ve ekonomik aktivitede oluşturabileceği yan etkileri sınırlamak için piyasaya döviz likiditesi sağlamış olabilir şeklinde bir değerlendirmesi var. Ve dış finansman konusunda oluşturulmak istenen hava Ağustos 2018'de başlayan saldırıların uzantısıdır şeklinde bir değerlendirme. Şimdi 7 lirayı aştı dolar cuma günü. Borsada satışlar var. Vadeli piyasalar bugün için %1,8'lik düşüşle yeni güne başlangıç öngörüyor. Küresel piyasalarda hava da bozulurken içeride TL'nin negatif ayrışması da sürerse bu bizi kurda ve borsada nereye getirebilir? Ne öngörmek lazım önümüzdeki dönem için? Aslında TL'ye baktığımızda çok ekstra bir negatif ayrışmadan bahsetmek de mümkün değil. Hemen hemen gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında dolara karşı bir değer kaybı söz konusu. Biz burada orta sıralarda yer alıyoruz ama bu orta sıralarda yer almamızda gerçi Merkez Bankası'nın döviz satışlarında etkili olduğunu söylemek mümkün. Yani son günlerde özellikle 7 civarındaki o savunma ya da oradan gelen satışlar söz konusu olmasaydı muhtemelen sizin de bahsettiğiniz negatif ayrışmayı dolar TL kurunda daha net görüyor olabilecektik. Yani bu açıdan bir miktar negatiflik belki söz konusu olabilir. 7 liranın geçilmesi burada psikolojik bir seviye. Önemli elbette, bunun endekslerini ve negatif etkilerini görüyor olacağız ama burada asıl seviye bana kalırsa 7 lira değil. 7 lirayı düz rakam olmasına değil de çok telaffuz ediyoruz ama tarih zirvelerin bulunduğu 7-17-20 aralığı bence oldukça kritik bir bölge. Asıl savunulması gereken belki seviyelerde buralar olacak. Yani buralar geçilecek olursa belki biraz daha teknik baskının arttığını görüyor olacağız. O nedenle 7-17-20 bu bölgeye kadar gelişmekte olan ülke para birimleriyle paralel olmak koşuluyla yukarı yönlü hareketler belki ekstra baskı oluşturmayabilir. Bir negatif ayrışmamız söz konusu olmazsa bu paket içerisinde. Son günlerde bizdeki fiyatlamalara baktığımızda ise ağırlıklı olarak yurt dışı piyasaların etkili olduğunu söylemek mümkün. Yani hem borsada hem TL'de bize özgü bir fiyatlama söz konusu değil. Bu nedenle pozitife dönebilmemiz adına da bu yurt dışındaki genel görünümünde, son 1-2 günde bozulan genel görünümünde tekrar pozitife dönmesi lazım. Burada da en büyük risklerden biri Amerika-Çin arasında yeni bir ticaret savaşı gerginliği başlayabilir mi beklentisi. Cuma günü biz kapalıyken Amerikan endekslerinde satışı getiren süreç burasıydı. Amerikan Başkanı Trump, COVID-19'un Çin'in Wuhan kentinde bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtlarda gördüğünü ancak şu aşamada detay paylaşamayacağını ifade etti.
Bunun yanında asıl söylediği bir ifade vardı ki o bence önemliydi. Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirilebilir dedi. Zaten bu ifade Amerika ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşının başlığı endişesi doğurdu ve bu da piyasalarda Cuma günü ve devamında bugünkü satışlarda etkili. Bugün Çin piyasasının tatil olması, kapalı olması belki bu noktada bir pozitif taraftı. Bu taraftaki etkileri görmedik ama diğer Asya piyasalarına baktığımızda açık olanlara buralarda satışlar sert. Güney Kore'de %2,5 civarında bir düşüş söz konusu. Japonya yine tatil. Hindistan'da %5 civarı bir satış var ama burada biraz daha orada ekonominin kapalı kalma süresinin uzatılmasının da etkisi var. Ama genel itibariyle bu ticaret savaşı endişesinin negatif bir fiyatlama evet. getirdiğini söylemek mümkün. Biz de bu paralelde güne %2'ye yakın bir düşüşle başlamış bulunuyoruz vadeli piyasalarda. Üzeyir Doğan, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü piyasa değerlendirmelerini aktardı yeni haftaya başlarken. Sinan Altın hocamıza bir kez daha dönelim. Hocam izleyicilerimizden de çok sayıda soru var. Örneğin bu swap anlaşmasıyla ilgili bir gelişme var mı? Bir gelişme duyurulursa bu nasıl etkiler demiş Hüseyin Bey. Özellikle yurt dışı yatırım çekmek Türkiye için ne kadar kritik önemde? Kemal Bey'in bir sorusu var. Ne dersiniz? Yani şimdi Türkiye'nin özellikle döviz yükümlülüklerini düşündüğümüzde bir swap kanalı rahatlatıcı etkiye sahip olacak. Buna ilişkin de zaten görüşmeler sürüyor. Yani bir tarafta Fed'le ama sadece Fed'le değil diğer bazı ülkelerle de görüşmeler var. Buralardan bir olumlu haber gelebilir. Bu tabii bir rahatlama yaratacaktır piyasada, iç piyasada. Özellikle bu dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da belli bir ölçüde hafifletebilir. Tabii şunu da hatırlamak lazım. 2018 Ağustos kur şokundan önce özel kesimin dış borcu 220 milyar doların üzerindeydi. Bu seviye şu an 180 milyar dolar düzeylerine kadar çekilmiş durumda. Yani bir 40-50 milyar dolar aslında orada pozisyon kapandı. Öte yandan 200 milyar doları erişen biliyorsunuz döviz tevdiat hesabımız var. Bunun da bir %35'i özel kesime ait. Yani bir taraftan aslında özel kesimin son 1,5 yıl içerisinde yabancı para cinsi borcu azalırken bunun karşılığında artırmış durumda. Bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Çünkü özellikle son 10 yıl içerisinde baktığımızda kamu kesimi borcu ile özel kesim borcu arasında bir değiş tokuş var, trade-off var. Yani esas riskli kısım özel kesimin kısa vadeli dış borcu. Orada son 1,5 yıl içerisinde biraz pozisyon kapatmaya dönük adımlar olduğunu görüyoruz. Ama bunlar tabii Türkiye'nin hali hazırda hem rezerv problemi gerçeğini hem swap piyasası problemleri üzerine örtmüyor. Dolayısıyla bu alanda atılacak adımlar normalleşme sürecine katkı sağlar. Türkiye'de özellikle Türk lirası üzerindeki baskı açısından söylüyorum. Burada özellikle normalleşme nasıl olacak? Bugün bir açıklama gelir mi Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bunu bilmiyoruz ama özellikle gazetelerde de çeşitli değerlendirmeler var. Bugün Dünya Gazetesi'nde işe dönüş modeli netleşti başlıklı bir haberde. Aslında il bazında farklı yaklaşımlarla hem sanayi hem ticari kuruluşlar için ayrı ayrı modeller üzerinde durulduğu belirtiliyor. Özellikle işte hizmet sektöründe mesela vatandaşı doğrudan hizmet verilen bütün ticari işletmelerde maske zorunluluğunun devam edeceği vurgulanmış. Alışveriş merkezlerinin açılışı, girişler sınırlı olarak gerçekleştirilecek, her bir kişinin ateş ölçümü yapılacak. AVM, market, otel gibi işletmelerin sayı kısıtlaması nedeniyle günlük ya da aylık gelir gider dengesine ulaşmakta zorlanabileceği, buna paralel yeni bir takım yöntemlerin ele alınabileceği belirtiliyor. Test sayısının artırılacağı, işte sanayi kuruluşlarının girişinde, OSB'lerde özellikle bu testlerin yaptırılabileceği gibi bir dizi ayrıntılı bakış açısının yer aldığı bir haber. Siz normalleşmeyi nasıl öngörüyorsunuz hocam? Ne zaman ve nasıl olabilir bu süreç? Evet, aslında bu hafta iki tane büyük otomobil firmasının üretime başladığını gördük. Biri Bursa'da, biri Gebze'de. Bunlar önemli. Niye önemli? Çünkü otomotiv sanayi aslında bu metal sanayi içerisinde en önemli koçbaşı diyebileceğimiz sektör. Dolayısıyla oradaki hareketlenme ister istemez bölgedeki organize sanayi bölgelerinde de yani Gebze ve Bursa'da hareketlenme yaratacaktır. Burada tabii biçim çok önemli. Sizin de vurgu yaptığınız haliyle birçok ülkede master planlar hazırlanıyor. Bizde de bazı çalışmalar var bununla ilişkin. Yani tekrar işe dönüş nasıl olacak? Pandemi öncesi gibi olmayacağı kesin.
sanayi için konuşalım önce. Bu tezgahların belli bir mesafeyle yerleştirilmesi gerekiyor. Dezenfektasyon işlemlerinin çok iyi yapılması gerekiyor. İşte tuvalet kullanımlarının belli sınırlar içerisinde düzenlenmesi gerekiyor. Havalandırmaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir fabrikada ortaya çıkacak birkaç vaka bir anda orayı tekrar bir salgın alanına dönüştürebilir. Sanayi kısmı için bunu söyleyebiliriz. Yine temiz lojistik hatları, buna ilişkin olarak dış ticaretle ilgili atılan adımlar var ama ülke içerisinde de bu steril lojistik diyebileceğimiz kapsamda çalışmaların artırılması gerekiyor. Hizmet sektörü için biraz daha karamsar bir tablo var açıkçası. Yani muhtemelen birkaç yıl hizmet sektörü, bildiğimiz hizmet sektörü potansiyeline erişemeyecek. Çünkü özellikle istihdam açısından baktığımızda son yıllarda istihdamın giderek artan kısmını toparlayan bir sektör olarak hizmet sektörünü görmekle birlikte bu kalabalıklık hali, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, yani bir oteldeki çalışan sayısını düşünebiliriz, bankadaki çalışan sayısını düşünebiliriz ya da bir restoranda çalışan sayısını düşünebiliriz. Müşterilerle birlikte bunları düşündüğümüzde çok ciddi kalabalıklar düşüyor metrekareye. Buraya ilişkin de tabii normalleşme sürecinin yavaş olabileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan hizmet sektörü ağırlıklı olarak aslında sanayideki yaratılan değerin bir anlamda yan alanını oluşturduğu için sanayide ciddi anlamda bir toparlanma olmadığı takdirde hizmet sektörü de buradan yeteri kadar beslenemez. Yani finans kesimini düşünürsek böyle, turizm sektörünü düşünürsek böyle, yine eğlence sektörü için hakeza böyle. Onun için hizmet sektöründe biraz daha yavaş bir toparlanma bekleyebiliriz sanayiden farklı olarak. Hocam şimdi birazdan enflasyon rakamları gelecek. İzleyicilerimiz hem büyümeyi hem enflasyonu soruyorlar. Şimdi dolar yükselirken enflasyonda düşüş nasıl olacak diye bir izleyicimizin sorusu var. 0.7'lik beklenti var aylık. Bu arada İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu da belli oldu. Perakende fiyatlar aylık 1.04, yıllıkta 10.53 olarak İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye geneli için siz enflasyondaki gidişatı nasıl öngörüyorsunuz? Yani bugün açıklanacak rakamda bir geri çekilme göreceğiz. Bir önceki ay hatırlarsak 11.86 düzeyindeydi. Muhtemelen 1,5 belki 2 puana yakın bir geri çekilme görebiliriz. Burada ağırlıklı olarak bu geri çekilmeyi etkileyecek faktör talepteki çok ciddi düşüş. Yani talep şoku. Burada tabii haklı olarak izleyicimiz sormuş. Peki dolar yükselirken nasıl oluyor da enflasyon düşüyor? Çünkü enflasyonu etkileyen iki cephe var aslında. Bir talep var, maliyet itiş var. Şimdi dolar doğru, maliyetleri artıran bir unsur üreticiler açısından baktığımızda. Ancak başka bir şey söyleyelim. Petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında %30'u geçen bir yılbaşından bu yana gerileme doğal olarak maliyetlerde de bir geri çekilme yaratıyor. Öte yandan talebi çekebilecek şey nedir? Aşırı talep canlanması, enflasyonu düzeltiyorum, tüketici fiyat endeksini yukarı çekebilecek şey talepte ciddi bir canlanma. Tam tersine talepte de Mart ayı ortasından itibaren çok güçlü bir geri çekilme gördük. Dolayısıyla belki bir kısım gıda fiyatlarında talep artışına bağlı olarak artışlar gözlemleyeceğiz bu ay ama genel anlamda baktığımızda, yani bütün perakende sektörü için düşünebiliriz, sağlık hariç diğer hizmet alanları için düşünebiliriz, çok büyük fiyat geri çekilmeleri karşımıza çıkabilir. Günün sonunda da baktığımızda toplamda işte %1,5'la 2 arası geçtiğimiz ayla karşılaştırıldığında bir geri çekilme, yani %10'lar civarında bir enflasyon, yani %10'lara yaklaşan bir enflasyon görebiliriz bu ay. Hocam çok teşekkürler. Profesör Doktor Sinan Alçın hocamızla birlikteydik. Bir reklama gidiyoruz. Borsanın açılışına birlikte geri sayacağız. Evet, geri sayımda borsanın açılışına geri saydık ve %1,49'luk düşüşle borsa başladı. Açılışla birlikte 100.000'in altındayız. Gün içindeki gelişmeleri izleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.